Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Bugün 16 Temmuz 2023 Pazar. Ana habere sıcak bir gelişmeyle başlıyoruz. Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda yangın çıktı değerli izleyenler. Alevlerin tehdit ettiği iki mahalle tahliye edildi. Üç evin küle döndüğü yangının söndürme çalışmaları şu dakikalarda da sürüyor. Alt taraftan geliyor yangın. Yangın çok büyük. Yukarıya geçti yangın. Acilen helikopter lazım. Rüzgarın etkisiyle yangın ormanlık alana sıçradı. Alevlerin tehdit ettiği iki mahalle tahliye edildi. Yangın söndürme helikopterleri sorti üstüne sorti yaptı. Hatay'ın Belen ilçesinde başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü ve yön değiştirmeye başladı. Ardından da yerleşim alanlarına kadar ulaştı ve orman yangını sonrasında maalesef pek çok ev kullanılamaz hale geldi. Ovanlarım yanacak, ona bakayım ben. Yangın Hatay'ın Belen ilçesindeki ormanlık alanda çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler hemen yanı başındaki evlere sıçradı. Üç ev küle döndü, bölgeye çok sayıda itfaiye sevk edildi. Tomalarında destek verdiği söndürme çalışmalarına 9 uçakla 21 helikopter de havadan müdahale etti. Söndürme çalışmaları İHA'lar tarafından böyle görüntülendi. İlk bulgulara göre yangının çıkış nedeni bahçe temizliği sırasında yakılan ateş. Arada bir yol var. Yangın çok büyük. Önlem amaçlı iki mahallenin tahliye edildiği yangın ormanlık alana doğru ilerliyor. Alevlere havadan ve karadan müdahale sürüyor. Arkadaşlarımız yangın bölgesinde haber nöbetlerini sürdürüyorlar. Hemen şimdi Hatay'a gidelim. Halil İbrahim Uğur karşımızda olacak. Halil İbrahim, bize iyi haberlerin var mı? Türkiye bu kez de Hatay'ın Belen ilçesinden gelen orman yangınına üzüldü ve şu anda bizler de Hatay'ın Belen ilçesindeyiz ve görüyorsunuz alevler onlarca metre yükselebiliyor rüzgarın etkisiyle. Şu anda Belen ilçesinin yoğunluk mevkiindeyiz ve maalesef orman yangını yerleşim alanına da sirayet etmiş durumda. Yangına hem havadan hem de karadan müdahale edilmeye devam ediyor şu anda. 9 uçak havada, 21 helikopter yine havada görev yapıyor. 59 arazöz var, yüzlerce personel de yangını söndürmek için görevlendirildi ve onlar da şu anda sahada çalışmalarını sürdürüyor. Tabii ki Belen'in İskenderun ilçesine yakın olması ve aynı zamanda orada da deniz olması aslında havadan yapılan çalışmaları kolaylaştırıyor. Çünkü görmüş olduğunuz gibi helikopter denizden su alıyor şu anda. Su almaya gidiyor. İşte oradan suyu aldıktan sonra hemen gelip yanan noktaya taşımış olduğu suyu hemen boşaltacak ve sonrasında diğer bir sorti için yeniden yola çıkmış olacak. Şu anda dumanların olduğu noktanın hemen arkasından aslında birçok noktadan helikopter sesi geliyor. Çünkü çok sayıda helikopter var. 21 helikopter şu anda semada uçmaya devam ediyor. Yangına su taşımaya devam ediyor. Ancak zaman zaman etkili olan rüzgarda yangının hem yönünü değiştiriyor hem de yapılan çalışmaları olumsuz etkiliyor. Ve şu anda sizlerle yangının kontrol altına alındığı müjdeli haberini paylaşamıyoruz. Çünkü yangın devam ediyor diyelim ve sözü Hatay'ın Belen ilçesinden tekrar size bırakalım. Halil İbrahim, çok teşekkür ediyoruz.